Çin'de tanıdığımız isimlerin de olduğu tarihteki en ilginç 11 suikast. Kanalıma abone olmayı unutmayın. 1 numarada Guy Fawkes. 5 Kasım 1605'teki barut komplosundaki parlamento binasını uçurmakla görevliydi. Ancak komploculardan birinin bir tanıdığa saraydan uzak durması tavsiye ettiği bir mektup ortaya çıkınca Fawkes 5 Kasım günü bol miktarda dolu barut fıçısıyla bir mahzende yakalandı. İngiliz tarihinin en büyük vatan haini ilan edildi. 2 numarada Malcolm X. Malcolm uzun bir süre boyunca Amerika'da Nation of Islam hareketinin yüzüydü. Ancak bu hareketten ayrıldıktan sonra tehditler almaya başladı. Ve 21 Şubat 1965 günü dananın kuyruğu koptu. Bir toplantı esnasında adamın biri "Zenci elini cebimden çek" diye bağırmaya başladı. Malcolm X ortamı sakinleştirmeye çalışırken biri pompalı silahını çıkararak Malcolm'u göğsünden vurdu. Sonra iki adam daha öne çıkıp 16 al ateş ettiler. Malcolm oracıkta ruhunu teslim etti. 3 numarada Julio Cesar. İç savaş esnasında diktatör yetkileriyle donatılan Cesar'ın olması gerekenden çok daha fazla güce sahip olduğu konuşulmaya başlanmıştı. Birçok senatör Brutus'te dahil suikast planı yaptılar. Suikastı hep birlikte yapacaklardı ki hiçbiri tek başına suçlanamasın. Cesar bir akşam 60'tan fazla senatör tarafından 23 kere bıçaklandı. Kaçmaya çalıştı lakin kendi kanı gözlerini kör etmişti. Bu vaka başka bir iç savaşın yolunu açtı. 4 numara Abraham Lincoln. Lincoln suikastı dünyanın en ünlü suikastlerinden biridir. Aslında eş zamanlı olarak Lincoln'un da dahil olduğu 3 kişiye karşı yapılması planlanmıştı. Lakin başkan yardımcısının suikastçısı son anda korkarak vazgeçmiş. Dışişleri Bakanı ise birçok kez bıçaklanmasına rağmen ölmemişti. Lincoln'un suikastçısı John Wilkes Booth tiyatro oyununun en komik sahnesini bekleyip insanların kahkahasını kendi avantajına çevirmek istedi. Lakin beklenen kahkaha gelmedi. O yine de tiranlarının sonu böyle olur diye bağırarak silahını ateş etti. 5 numarada Tiberius Carcus var. Romalı politikacı Tiberius Robin Hood'dan daha önce zenginden alıp fakire vermeyi amaçladığı politikaları sebebiyle zengin toprak sahiplerini karşısına almıştı. Seçime girdi ve seçim gününde askerleriyle birlikte bir yaz kıyafetiyle senatoya gitti. Bu seçimi kaybetmenin kendisi için ölüm olacağını ima eden ve kesinlikle zaferi amaçladığını anlatan bir semboldü. Tiberius'un bilmediği şey ise o günün gerçekten kendisinin ölümü olacağıydı. Senatoya girer girmez senatörler oturdukları sandalyeleriyle Tiberius'a vurmaya başladı ve onu döverek öldürdüler. Bu olay siyasetin ilk kıraathane kavgası olarak tarihe geçti. 6 numarada Grigori Rasputin. Rasputin diğer adıyla Deli Keşiş. Defalarca suikast girişiminde bulunulan bir adam, Rasputin'e yapılan ilk suikast girişiminde karnı bıçakla deşilmişti. Rasputin bu olayda bağırsakları dahi dışarı çıkmasına rağmen ölmedi. Bunun sonucunda zamanın prensi Felix Yusupov onu öldürmek için daha fazlasını gerektiğini anlamıştı. Fırsatı bulunca Yusupov Rasputin'e 5 kişiyi öldürecek kadar siyanür verdi ama o da etki etmeyince ona 3 el ateş etti. Herkes onu öldü sanarken Rasputin bir anda Yusupov'un boğazına yapıştı ve "seni aptal çocuk" diyerek boğmaya başladı. Ancak Yusupov'un arkadaşları bunu görünce hep birlikte ateş etti ve Rasputin'in cesedini nehre attılar. 7 numarada Franz Ferdinand, Avusturya Arşidükü. Eşiyle Haziran 1914'te Saraybosna'yı ziyaret eden Ferdinand'ı öldürmek için 6 suikastçı geçiş yoluna dizilmişti. Bunlardan 2 tanesi korkarak orayı terk etti. Bir tanesi ise Ferdinand'ın gerçekten bomba attı ancak bomba sekerek arkadaki aracı patlattı. Bu suikastçı siyanür içip kendini nehre atarak intihar suikastini tamamlamaya çalıştı. Lakin nehre girince siyanürü kustu ve nehir çok sığ olduğu için boğulamadı. Ahali tarafından nehirden çıkarılarak linç edildi. Ancak kısa bir süre sonra Sırp bir suikastçı tarafından eşiyle gezerken tabancayla vurularak öldürüldü. Ve bu olay 1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesine yol açtı. 8 numarada Gustav. Gustav İsveç'te monarşiyi sağlama almıştı ve ülkeyi otokrasi ile yönetiyordu. Aşırı derecede keyfi yönetim anlayışı bazı askerleri kızdırdı ve suikast planı yapmaya başladılar.
Bu plandan Gustav'ın haberi oldu. Ancak o sırada maskeli bir baroya katılacağı için gizli kalacağını ve tehlikede olmadığını düşündü. Ancak suikastçılar onu kafasındaki kraliyet yıldızından kolayca tanıdı ve Gustav'ı vurdular. Suikastçılar da maskeli olduğu için kimliklerinin gizli kalacağını düşündü. Ancak ertesi gün yakalandılar. 9 numarada Alexander. Rusya'nın çarı Alexander birçok kişinin düşmanlığını kazanmıştı. Ölümünü sağlama almak için 3 bomba suikastçısı tutuldu. Birincisi Alexander atlı arabayla şehirde gezerken bombayı kullandı. Lakin Alexander yerine atı öldürebildi. Araba ise Napolyon'un hediyesiydi ve o da kullanılmaz hale geldi. Alexander bu suikast girişimini umursamadı. Pervasızca davranmaya devam etti ve sonunda ikinci bombacı tarafından bacakları parçalanarak öldürüldü. 10 numarada Lev Trotsky. Trotsky Sovyetlerden kovulduktan sonra birçok ülkede hayatını geçirdi. Meksika'dayken evine gazeteci olduğu söylenen Ramon isminde bir Stalinci alma gafletinde bulundu. Ramon fırsatı bulunca elini aldığı kazmasıyla Trotsky'nin kafasına vurdu. Trotsky'nin korumaları derhal odaya girdi ve Ramon'un öldürmeye çalıştığı ancak Trotsky'nin onu öldürmeyip bu adamın anlatacak bir hikayesi var diye bağırdı. Aldığı yaranın etkisiyle ertesi gün hayatını kaybetti. 11 numarada Nizamülmülk. Suikast deyince suikast kelimesinin isim veren kişinin adını anmadan olmaz. Hasan Sabah ve onun haşhaşileri. Binli yılların birçok suikastin faili oldular. Bunlardan belki de en önemlisi Nizamülmülk'tü. Nizamülmülk hikayeye göre İsfahan'dan Bağdat'a gidiyordu. Kendisine dilekçe verme bahanesiyle yaklaşıp "Ben Gazal'in öğrencisiyim" diyen bir haşhaşı ucunda zehir olan bir hançerle onu öldürdü.